Star Trek yine buradayız 4. sezon 15. bölüm First Contact ilk buluşma ilk yakınlaşma ilk sürtüşme ilginç başlıyor aslında bölüm Riker ilk kez e, estetikle görüyoruz tövbe tövbe ne oldu yüzüne abi falan gibi görüyoruz böyle bir değişmiş bir şeyler olmuş e, bir kaza geçiriyor bir hastaneye taşınıyor klasik böyle şey anlıyorsun böyle Star Trek'in böyle direkt konuya girdiği bölümler genelde biraz daha böyle politik siyasi altyapısı olan bölümler oluyor ilginç bir şekilde. Yine öyle bir bölüme giriyoruz. Ee, aslında ilerledikçe yani bölümü anlayacağımız konuda ...Malcorian'ların e, artık uzaya açılacağı, ışık hızına çıkmayı, çıkmaya yaklaştığı bir dönemde meğerse federasyonun aldığı bir karar varmış. Diyorlarmış ki işte bu kadar büyük artık teknolojiye ulaşan ve bize erişebilecek medeniyetlerle, dünyalarda işte pardon bazı gezegenler ya da ırklarla önceden bir kontak kuralım. Anlatalım sonra bizi görüp şok olmasınlar. Klingonlarla kavga çıktı böyle zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu geliştirelim. Girişkimizi <laughs> ee, güzel tutalım onları da korkutmayalım diyorlar. Ve çok güzel bir bölüm oluyor aslında ve bir, bir, açıdan da dünyanın e, bize yakın bir tarihini farklı bir gezegende yaşıyor gibi oluyoruz. Evet evet. ya yani Bence bu böyle TNG'nin en farklı, en güzel bölümlerinden bir tanesi. Ee, tam şey kafası hani. Uzaylılar ya biz olsaydık bu sefer de. Hani hep evet. hep uzaylılar bizi ziyaret ediyor ya. Bir de şimdi şeyi düşün abi. Bu yıllar tam böyle şey yıllar işte. X-Files anladın mı? Onların başlamasına birkaç sene kalmış. Uzaylılar, Truth is out der. İşte hükümet bizden uzaylıları mı saklıyor falan filan Yoş. senelerinde. Yani bizim dünyamızda da insanların bu konuda çok panik olduğu bir dönemde. Tam tersi yarın bir gün biz insanlar ee, uzay seyahatini keşfetmek üzere olan uzaylılarla nasıl münasebete geçerdik bölümü. Ve aslında birkaç tane şeyi de işliyor. Yani o dönemin gündeminde olan işte sonradan XCOM gibi oyunlara bile konuk oldu ya evet. şekil değiştiren uzaylılar aramızda abi bir komplo var. Bizi içten içe yıkmaya çalışıyorlar. Kertenkeleler Kertenke. Berkin gözleri yandan kırpılıyor abi. Uzaylılar yönetiyor bizi falan. Aynı bu bölümde o tiplere de rastlıyorlar mesela işte. Uzaylıların hepsinin kötü olduğuna ve bizi içten yıkacağına işte Avrupa'nın bizi kıskandığına falan inanan tayfaya da rastlıyorlar böyle. Ee, Hatta ben, şey de diyor ya biz evrende merkeziz ya bizden üstün biri olamaz mı? Ona inandık falan diyorlar. Böyle. Aynen bilim, bilim kadını şey diyor orada bilim, adam, bilim kadını e, ya diyor siz bir anda gözükmeyin diyor bizim bütün inancımız yani Tanrı'nın bizi en ideal yarattığıyla alakalı. Şimdi siz bir anda uzay gemisiyle gelirseniz milletin asabı bozulur, oynar. <laughs> gözükmeyin falan filan diye korkutuyor bizimkileri filan. Ee, çok e, yani alegorisi alnında yazan e, güzel bir bölüm bence doğrudan bence bu o günün o, o gündemin eleştirisi biraz da şeye de tabii şey var eleştiri var bak zamanında bir Ruslar Amerikalılar arası ay yarışı vardı ya işte 60'larda evet. o dönem toplumsal olaylar da çok oluyor hani ülke yanarken siz aya gidiyorsunuz işte white to the moon falan filan diye böyle Amerika şey eleştirileri de Tabii canım zaten. Yani Amerika gidiyor. Amerika'da eleştiriliyor. Rusya'da eleştiremiyorsun zaten. Esna seni kulağa gönderiyorlar çünkü. Amerika'da millet gösteriler falan yapmıştı işte. Hani, ay, millet yanarken siz aya mı gidiyorsunuz diye. Hepsiyle paralellikler kurmuşlar. Yani e, yoksa hani bölümün aslında böyle ilginç tarafları ki bence böyle biraz şey de var. Yani uzaylı ve uzay konusunda meraklı insanların e, nasıl söyleyeyim yani seyircinin kendisini bulduğu bir bölüm bence biraz da. Kesin. İşte Bilim kadını abla uzay konusunda inanılmaz meraklı. Beni de alın kurban olayım falan. Hani bir gezegende bırakmayın beni burada. <gülüyor> <Kadın> <gülüyor> daha sarfızmış. Yayıl onunla Bu arada şeydi. diğer de savunma bakanı ya. Diğer abimiz de. Kuruk, kuruktu galiba adı. O yani da böyle. Tuşu diyorsun. Ha. İçişleri bakanına. Ha içişleri miydi? Şey böyle sinirli. Kuruklu mi? Şey, evet, evet. Olmaz. O ya işte, düşman bunlar falan. Ve gerçekten herif hardcore milliyetçi de böyle ilerliyor sonra. Kendini falan vurdurutuyor artık. Ben şehit olacağım ve vatanımı kurtaracağım çünkü biz bize yeteriz. Aynen. <laughs> Uzaylıların kötü olduğunu herkes bilsin. Bir uzaylı dünyaya bedel falan deyip kendi kafasına sıktırtıyor falan böyle. Yani çok keyifli bir bölümdü benim için açıkçası. Hiç tutmuyor her yeri. böyle oluyor. Yani. <laughs> ya bir şey çok hoşuma gitti bu bölümde. Düşünsene bir gün Böyle bir mertebedesin gerçekten. Pat diye geliyor ya biri ve seni alıp götürüyor. Bu da bizim gemimiz ya. İşte evren çok gelişti. Aramızda 2000 ışık yılı uzaklık var falan. Hani şey çok ilginç. Yıl dahil hani Yale hadi bilim insanı. Hani kadın daha belki kendini alıştırmış olabilir. Ama Başbakan ve diğer İçişleri Bakanı tepkileri hani. Biraz daha tabii bu, bu temsil olarak fikirlerin çarpışması da bu kadar normal karşılayabileceğimi ben hiç zannetmiyorum ya. Böyle bir baygınlık baygınlık geçiririm herhalde. Bilmiyorum bir tuhaflaşırım gibi geliyor bana. <laughs> stres oluyor. Abi olurum. o biraz şeyden işte ya. Öbür ev stres oluyorum kendini vurdurtuyor en sonunda zaten. <laughs> ya oluyor da yayılda hiçbir şey olmuyor. Böyle aa ne güzel falan diye geziyor. Ama o biraz Picard'ın da diplomatikliğinden abi. Yani evet. şimdi Picard da şey gibi gelmiyor ki ray, uzaylıyız falan diye <laughs> gelmiyor ki Picard kelli felli adam geliyor böyle kardeşim diyor benim yemeğe gelir misin İki lokma bir şey içelim falan diye hemen şarabını ikram ediyor. Yani Bak diyor benim karde, Yani şimdi anladın mı? Uzaylı sana gelse sen başta bir korkarsın. Evet. Sonra uzaylı şey dese bak dese işte bu Rocky benim kardeşim dese bilmem nereye de yapmışlar. Dillerinde konuşuyorlar. Yani aslında burada biraz şeyi görüyoruz yine. Federasyonun diplomasi becerisi. Yani önce bilim insanlarıyla iletişime geçip bilgi toplayıp ondan sonra da hükümetin karşısına çıktığında hükümetle alakalı bilgili ve ilgili bir şekilde konuşmaları. Hani e bir de humanoid oldukları için tipleri de benziyor. Yani... E, klasik Star Trek uzaylısı dediğimiz alnına plastik yapıştırılmış insanlar ya bunlar en <gülüyor> nihayetinde. <gülüyor> Ufak farklı. Humanoid, evet, humanoid ilişkisi daha kolay oluyor muhtemelen. Yani şey gibi değil ya. Picard yerine böyle 8 tane dokungacı olan havada süzülen topak gibi bir şey çıksa orada. Bismillahirrahmanirrahim deyip herif de böyle Kriz i̇şte geçirdi bence. Evren ırkçılığı değil mi abi? Mesela Worf iniyor değil mi? Abi şimdi Worf inmesin abi sen dur falan. Ne siz ırkçılık mı yapıyorsunuz kardeşim falan olabilir. Hayır <laughs> da, hayır. abi, Worf da plastik kafalı heriflerden. Yani sonuçta bizim Star Trek'in şeyinde aslında bakma TNG'nin kadrosunda bir ara maskeli gezen bir herif vardı. Evet. Onun dışında böyle harbiden uzaylı biyolojisine sahip uzaylı uzaylı yok. Işıktan top gezmiyor yani güvertelerde ya da ne bileyim duvarda sürünerek böyle çık diye doğru, yaratık doğru. gitmiyor. Yani ne, niye biyolojiler var? Ama işte şunu demek istiyorum. Yani Worf inse belki zaten daha az şaşırırlar. Çünkü benziyor ya biraz daha hani kafa yaşlı. İşte ha, ha, i̇şte bak aynen demin demek istediğim oydu aslında. Ee, şeyler e, hmm. Malkorianlar aslında ırkçı yaklaşabilecekken konuya Picard tamamen e, diplomatik seviyesi güçlü olduğu için iniyor ve fazla sorgulamıyorlar. Yani korkuyorlar ama yine görsel olarak. Böyle çok tuhaf bir çelişki var orada da bunu çok iyi dengelemişler. Hani bugün Tabii. izlediğinde hiç rahatsız etmiyor. Yani başka Tabii. işlerde de gördük bu tarz konuları. İnanılmaz kötü yerlere gidebiliyor. Burada çok ya. iyi dengelemişler onu. İşte o da şeyle alakalı. Biraz da şans. Yani biraz alın yapısı farklı. Elleri birleşik değil de ayrı olan insanlar. Yani hükümetin de üst düzey yetkilileriyle muhatap olunca ya da işte hastanede Ryker falan. Yani şöyle... Riker köye düşse belki herifi sopayla dövüp öldürürler uzaylı diye. Ki yapmışları var ya biliyorsun taş kırılıyordu içinde görüp bunları dövmeye çalışıyorlardı yani. <laughs> Aynen işte o başka. Ama adam hakikaten hükümetin üst düzey adamları. Okumuş yazmış insanlar kafası çalışan insanlar yani. E, onlar diyorlar ki ha demek ki uzaylı da bize benziyor. Onun bence rahatlatıcı bir tarafı var gerçekten psikolojik olarak. Var var muhtemelen var. E, hatta bu başbakanı iknada da işe yarıyor. Hani Çünkü... Evet. Başbakanı getirdiğinde diyor ki ya bize ver teknolojiyi gidelim. Aa olmaz. Prime Directive var. Öyle hemen veremem. Ha üstünüzü <laughs> böyle mi koruyorsunuz hep üzerine alınıyor Tabii. Evet. hemen. Tabii. Bir kartı, dur kral öyle diyor. <laughs> o kadar alınganlığı hissettim yani. Şu anki dünyanın ha. alınganlığını hissettim adamda direkt. Aynen öyle hemen şey oluyor böyle. Vay öyle mi? <laughs> Vay kardeşim falan. Ulan dur sende daha bunu takacak priz yok. Gerizekalı. <laughs> Taş ya yok. Sana ben vereyim teleporterı sana. Sen bunun güç ünitesini nereden bulacaksın? Bir dur yani. <laughs> daha siz federasyon hoş geldin demeye çalışıyoruz biz size. Ama evet bu bölümdeki şey detay da çok güzeldi. yahu Niye sızıyor peki Ryker veyahut da diğer adamlar araya? E çünkü işte önceden uzayda merhaba diye karşıdan çıkıp el sallıyorlarmış. Tuhaf bir ırka denk gelince Klingonlar gibi savaş çıkmış işte. Ya aynen öyle. O, o yüzden rast... şimdi önce biraz istihbarat topluyorlar o ırkla ve o ırkın kültürüyle alakalı, o medeniyetin kültürüyle alakalı. Çok daha doğru bir yöntem. Belki şey de olabilir işte hani özellikle o yüzden bilim insanına gidiyorlar. Şimdi şeyi görüyorlar. Dünyaya da dünyaya da benzer bir yapısı var. Belki gittikleri e, uygarlıkta din insanları çok güçlü olsa ve onlar ikna edilmesi gerekirse ya da onlarla konuş ona giderdi. Yani şeye çok e, ne diyeyim nasıl diyeyim önem veriyorlar. Dikkat ediyorlar. Picard ve tayfası özellikle hmm. de federasyon. ya yani şey ayrımı yapmıyorlar orada. Ha işte bunlar yobaz bunlar bilmem ne gibi değil de Bunların kültürleri neye hazır, neyle iletişime geçiyorlar, nasıl hareket edecekler, bunu aslında bunun istibaratını toplamaya gidiyorlar. E çok da doğal bir şey. Şanssızlık eseri işte şeyin Riker'ın başına bir şey çarpıyor ve orada böbreğim öbürü olan bunun böbreği falan tuhaf bir yerde deyip uyanıyorlar. Ki bizde bak böyle bir kanıt da yok. Yıllardır bölge ile ilgili çıkan en şey bir tane kötü bir otos, otopsi videosudur. Böyle yamuk bir, bir uzaylının. O kadar. Başka hiç bir şey yoktur ki. Bölümün sonunda da Picard konuyu biraz oraya bağlıyor. Şimdi siz bunu nasıl saklayacaksınız? Yani insanlardan nasıl bunu gizleyeceksiniz? Orada konuşulacak diyor. Komplolar yapılacak. Unutulacak iki gün sonra diyor. Orada da lafı 30 senelik bir sürece sa saplıyor yani. <laughs> Tabii. Hem de şeyi de güzel anlatmış oluyorlar bence. Yani e, ne zaman insanlar roket teknolojisi geliştirmeye başladılar. Ay uzay gidilebilir, erişilebilir bir şey o haline dönüşmeye başladı. Evet. O andan itibaren insanlarda uzayla alakalı bir paranoya da başladı. Ulan bir uzaya gidiyorsak onlar da bize gelmişlerdir ha var. Bak uzaylılar aramızda falan gibi böyle gerginlikler başladı ya. Anladım. Aslında Anladım. hani burada bir nevi onu açıklamış oluyor. Hani şey gibi yapıyor biraz. İşte ve uzaylılar biz uzaya seyahat edeceksek evet uzaylılar gelip bizi bulmuş olabilirler. Bizi tanımak için aramızda sızmış olabilirler. <laughs> Çünkü aslında <laughs> e, Federasyon insanlığa da aynı şeyi yaptıysa zaman vakti zamanında düşünürsen insanlık arasına da gerçekten sızmışlardı. Hani aslında şey gibi yapıyor birazcık. Bu dönemin uzaylı paranoyasını biraz haklı çıkarıyor bu bölüm. Yani anladın mı? Şey de yapıyor. Üzene yani, Üzerine gidiyor biraz evet. E, i̇şte uzay yılı kaçtayız bilmiyorum ama işte atıyorum bir dönem işte sallıyorum 2100 senesinde insanlar hakikaten space travel yapacaksa demek federasyon araya sızıp burada da böyle hmm, falan diye pembe deri deriyle gezip böyle şey yapıyorlar. <laughs> e, ve bunun da çok makul ve <laughs> haklı sebepleri olduğunu gösteriyor aslında bölüm. O açıdan çok ilginç yani aslında şey dünya ile olan paralelliklerin bu kadar fazla kurulduğu bir bölüm bence yok işte yani şey falan e, bir, bir teröristler bölümü vardı aslında orada evet. da böyle artık hiç kimsenin galiba plastik alnında bir şey yoktu aşırı insana benziyordu zaten onlar siyasi ee, bölümler biraz daha politika siyaset işte bu bunu. da biraz Aynen. öyle aslında tabii Aynen. ama bu biraz daha bu sefer işte terörizmle alakalı veyahut da asker yetiştirmekle alakalı değil bu biraz daha gerçekten Star startere e ilgilendiren uzay seyahati bilimsel gelişme halkın uzay ve galaksi ile alakalı inancı veyahut da inancın işte yıkılması ee, bir de şeyler milli i̇şte istihbaratçıların bazen kafayı yiyebilmesiyle alakalı bir bölüm olmuş. <laughs> o zaten bak diğer savunma bakanı şey yapıyor ya böyle. E muhalifleri de coşturmuş olabilir bunlar aramıza girip bizi bölmeye çalışmışlar falan diye. Tabii abi aynen yani. <laughs> ya bir kere bak e şey çok mantıksız değil mi ya? 2000 yıl fark var 2000 ışık yılı fark var. Teknolojin gelişmiş seni niye bölmeye çalışsın? Zaten senden 2000, 2000 ışık yılı daha ötede 300-400 sene senden daha fazla gelişmiş birisi var. Bizdeki bu korku da hep filmlerden öyle beslendi ya. Gelip dünyayı yok ediyorlar. Niye abi? Hani genelde baktığında bütün hem B sınıfı bilim kurgu filmleri hem kalitelerinde bile bu sorguya ister istemez giriyorsun. Niye? Ha, çok azı bunu zemine oturttu. İşte başka bir yakın gezegende onlar da enerjiye ihtiyaç duydular. İşte ne bileyim Matrix farklı bir açıdan baktı. Terminator başka bir yerden geldi. O kendisine zarar verme üzerinden gitti. Ama çoğu e, kötü yazılmış bilim kurgu hikayesi buna cevap veremiyordu. Burada biraz onun cevabını da aramışlar sanki. Ya da daha doğrusu bunun cevabını algılayabilirsiniz. Siz akıllısınız demeye getirmiş. Tabii. Ee, bir de şey bu bölümde çok ilginçti bu arada. İki, iki tane detay benim aklımda kaldı. Bir tanesi şey bir yerde Ryker kaçacak gibi oluyor böyle bir doktor kadın çıkıyor. Oh uzaylı. Ha o oh, çok kötü. Kaçırıldı uzaylıyla sevişememiştim falan gibisinden böyle bir heyecan yapıyor. Ryker sevişiyor da sonra benim anladığım kadarıyla evet, evet. sonra gömleğini düzelterek kaçıyor böyle çünkü sahne kesildikten. Sonra. E artık kaçacağız falan deyip. Aynen artık yapacak bir şey yok falan deyip hanımefendi orada küçük işini pişiriyor hemen. Sonra da güzel bir meydan dayağı. Yiyor abim benim hemen hastanelik tekrar aynı hastane içinde daha da derin hastanelik oluyor. Ee, bir yerde de bir tane doktora diyorlar ki bunun fişini çek bu ölsün falan diyorlar doktor diyor ki yapamam ben işte hastalara zarar vermeme yemin ettim falan diyor şey oldu böyle ulan diyorum Hipokrat orada da mı var Yani artık dünya ile o derece benzemesi yani uzaylı fetişi olan uzaylılar ve Hipokrat yemin evet, evet. olan doktorlar bile var bu bölümde haliyle o kadar dünya ki orası bir tek ismi dünya değil hatta o fasilitenin müdürü de aynı zamanda o kişi Sonradan bakan gelip de işte buna işte müdahale edeceğim. ben Benim için bir uyandırın falan diyor. Hayır yapamam etik değil diyor. Herifi görevden aldırıyor. Bir telefonla. Tabii. <laughs> Yine Tabii. çok tanıdık. Aynen liyakatın olmadığı ilginç bir dünyada yaşıyorlar <laughs> gerçekten de. Ne biçim dünyaymış öyle ya. Evet Aynen. ya bu, bu bölüm gerçekten şey açısından dediğin gibi çok değerli. Biraz dünyanın bizim yaşadığımız dünyanın bugününe ve genel olarak bilim kurgu janrasına bakış açısını. ...biraz daha açmak için güzel, çok tatlı bir bölüm olmuş. Mesela bunun üzerine komple yazılmış bir film bile çıkarmış yani bu bölüm üzerine. Vardır evet. muhtemelen bir yerlerde ha. Kesin, kesin vardır yani. yani. Benim bilgimde yok ama akıllı bir bölüm. Eleştirdiği şeyleri güzel eleştiriyor. Hem bizim karakterleri güzel anlatıyor. Hem karşı taraftaki korkuyu, paniği. Hem de karşı tarafın akıllı insanlarını da iyi anlatıyor. En son o uzaylı şey, uzaylı abla diyeceğim. Ya uzaylı değil aslında oradaki yerli uzaylı olan biziz bu bölümde. <laughs> evet. Ee, işte bilim kadını da en son bilim kadın diyor ya kurban olayım beni bu cahillerin arasında beni buradan <laughs> alın falan diyor da iyi tamam hadi sen gel falan diyorlar ya yani evet, o kadar evet. böyle şey oldum ki abi <laughs> vallahi gitti kadın ne güzel oldu ya, falan oldum. Sen ne yapardın kalır mıydın? Ben kesin kalırdım ya. Aman abi beni de alın falan deyip uzardım. Abi diyorum. lan ne? Abi çay getireyim, çarap getireyim. Sana kurban olayım. Star <laughs> hani beni şeye almanıza gerek yok. Sivil olayım çay getireyim abi. Beni de alın geminize deyip ya ben datayı falan yağlardım. Datanın yağlarına bitmesin <laughs> diye. Takılırdım gemide. Ne işim var? <laughs> Saçını falan tarıyor. Tabii <laughs> ya giderdim işime bakardım. Ne Allah Allah. Saçını taramak deyince Data's Day bölümünde ilk kez data kuaför gördük değil mi biz? Aa evet. evet. Ama Bak, konuşmadık onu. Uzamıyordu. Ne, ne oluyordu orada? Bak hatırlayamadım şimdi. Jordan'in kuaförüne gidiyordu galiba. Ha ha evet Jordan evet. Kuaförüydü. Orada onlar şey yapıyor. Benimki uzamıyor işte. Sen de ama şekil verdir falan geyiği oluyor. rengini falan dönüştürebilen skanırlar olduğunu görmüştük mesela. Küçük evet. ilginç detaylar vardı. O çok tatlı böyle tutarak rengini değiştiriyordu. Ha o bu Jordan arada... Arkadaşlar bizim konuşmadığımız bölümleri de izleyin. Arada güzel bölümler oluyor. Hakikaten sıkıcı veya aman falan dediğimiz bir bölüme pek rastlamıyoruz açıkçası artık. Yani çok sıkıcı olan herhalde bir kere senle konuşmaya başlayıp bıraktığımız bir bölüm vardı Üçüncü sezondan olması lazım sonlarına doğru ama neydi hatırlamıyorum hiç. Biraz Az... Gene Roddenberry kafası bölümler kalıyor bazen geriye. Onlar bir tık sıkıcı oluyor bazen. Artık. Olabilir ama 4 gen olarak şu ana kadar daha iyi gidiyor. Biz de aynı hızda devam edeceğiz. Videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Bütün eski videolarda playlist'ten ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Hadi görüşürüz.